Burada 3 farklı direncin 50 voltluk bir güç kaynağına bağlı olduğunu görüyoruz. Yerden tasarruf etmek adına soruyu yazmadım. Ancak her direnç için gerilimi ve her dirençten geçen akımı bulmamız gerekiyor. Soruyu çözmeye başlamadan önce benim de bu tarz soruları çözerken yaptığım dikkat edilmesi gereken bir hataya değinmek istiyorum. Normalde soruyu çözerken her direnç için doğrudan Ohm kanununu kullanırdım. Hatırlarsanız Ohm kanununa göre V değeri I çarpı R değerine eşitti. Gerilimin 50 olduğunu biliyoruz. Bu yüzden 2 ohm'luk dirençteki akımı bulmak için R değeri 2, V de 50 olduğuna göre sayıları yerine yazıp işlemi yapalım. 40 ohm'luk direnç için de aynısı geçerli. V değerinin 50 olduğu zaten verilmiş. R yerine de 40 yazıp akımı hesaplayabileceğimizi düşünürüz. Diğer direnç için de aynı işlem geçerli. Böylece dirençlerden geçen akımı hesaplamış olduk. Ancak bu yanlış. Peki bu işlem neden yanlış? Çünkü Ohm kanununu uygularken V ile gösterilen gerilim direncin her iki tarafı arasındaki potansiyel farkı ifade eder. Örneğin 2 ohm değerindeki dirence bakacak olursak 2 ohm'luk bu direncin potansiyel farkını bulmamız gerekir. Ancak 2 ohm değerindeki bu direncin potansiyel farkını bilmiyoruz. Örneğin 50 volt bu iki nokta arasındaki potansiyel farkı ifade eder. Bu noktanın gerilimi şuradaki noktanın gerilimiyle aynı. Bu noktanın ve bu taraftaki noktanın gerilimi de aynı. Bu sayede bu nokta ile şuradaki nokta arasında potansiyel farkı biliyoruz. Ancak 2 ohmun her iki tarafı arasındaki potansiyel farkın kaç olduğunu bilmiyoruz. Bu yüzden bu direnç için ohm kanunundan yararlanamayız. 10 ohm içinde potansiyel farkı bilmediğimizden bu kanunu 10 ohmluk direnç içinde uygulayamayız. Bu yüzden soruyu bu şekilde doğrudan çözemiyoruz. Her direnç için V yerine 50 yazarsak bu durum her direncin potansiyel farkının 50 volt olduğunu varsaydığımız anlamına gelir. Ancak az önce dediğim gibi bu doğru değil ve bu yüzden bu soruyu bu şekilde çözemeyiz. Peki bu soruyu nasıl çözmemiz gerekir? Bunu yapmanın en doğru yolu şöyle. Bu iki nokta arasındaki gerilimi önceden bildiğimizden ilk olarak bu 3 dirence eşdeğer direncin kaç olduğunu hesaplamamız gerekiyor. Yani bu 3 direnci tek bir dirençle değiştirmemiz gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra ohm kanunu uygulayarak cevabı bulabiliriz. İlk olarak akımı düşürmemiz lazım. Daha önceki videolarda akımın nasıl düşürüldüğünü görmüştük. Videoyu bu noktada durdurup bunu kendiniz de deneyebilirsiniz. Burada tek yapmamız gereken seri ve paralel dirençleri belirlemek. 2 ve 10 ohm'luk dirençlerle başlayalım. Sizce bu ikisi seri bağlı dirençler mi? Öyle görünüyorlar. Ancak aslında seri dirençler değiller. Dirençlerin seri olup olmadıklarını şu şekilde anlayabiliriz. Hatırlarsanız seri dirençlerden geçen akım aynıydı. Burada küçük bir akımın geçtiğini varsayalım. Eğer akım bu noktadan da geçerse ikisinin seri direnç olduğunu söyleyebiliriz. Buradan bir akımın geçtiğini varsayalım. Fark ettiyseniz akımın ilerlediği yolda bir kol var. Yani akımın bir kısmı bu kola aktarılabilir. Akımın geri kalanı ise önceki yolda ilerlemeye devam eder. Sonuç olarak da buradaki ve diğer taraftaki akım aynı değildir yani bu ikisinin birbirine seri dirençler olmadığını söyleyebiliriz ancak buradaki iki dirence baktığımızda paralel dirençler olduklarını görürüz peki iki direncin paralel olup olmadığını nasıl anlayabiliriz bunun için gerilimlerinin aynı olması gerekir hemen bunu kontrol edelim bu noktayla bu noktanın gerilimi aynı çünkü arada hiçbir direnç yok bu noktanın gerilimiyle de bu noktanınki aynı. Çünkü aynı şekilde arada hiçbir gerilim yok. Devedeki telin her yerinde gerilim aynıdır. Tabi burada telde hiçbir direnç olmadığını varsayıyoruz. Ayrıca direncin olmadığı durumlarda bir telin iki noktası arasındaki potansiyel fark sıfıra eşit. Yani gerilim aynı. Buradaki potansiyel farkla bu noktadaki potansiyel fark aynı olduğundan bu iki direnç birbirine paralel. Ancak burada bir direnç olsaydı bu iki noktanın gerilimi aynı olmayacağından bu iki direnç birbirine paralel olmazdı. Ancak bu iki direnç paralel bağlı. Bu yüzden şimdi bu iki direncin yerine eşdeğer bir direnç yerleştirebiliriz. Peki paralel dirençler için eşdeğer direnci nasıl hesaplarız? Paralel dirençlerdeki eşdeğer direnç formülünü yazalım. 1 bölü R eşdeğer, 1 bölü R 1 yani bu durumda 1 bölü 40 artı 1 bölü R2 yani bu durumda 1 bölü 10 toplamına eşit. İşlemi gerçekleştirelim. Payda kısmını 40 yapalım. Burayı 4 ile çarpmam gerekiyor. Yani pay kısmı 1 artı 4 oldu. Buradan da 5 bölü 40 sonucunu elde ederiz. Bunun 1 bölü R eş değer olduğunu unutmayalım. Bunu yazalım. Yani r eş değer bunun tersine eşit olduğundan 40 bölü 5'ten 8 ohm olur. Burada paralel bağlı iki direncin 8 ohmluk tek bir dirençle değiştirilebileceğini hesaplamış olduk. Bu sayede hiçbir şey değişmez ve akım dahil devredeki her şey aynı kalır. Yani gerilim de aynı kalmış oldu. Şimdi de bunu gösterelim. Devrenin geri kalanını aynı bırakıyorum. Devrenin geri kalanını çizsem iyi olacak. Tek fark, buradaki iki direnci 8 ohmluk tek bir direnç ile değiştirdim. Bu iki direnç de artık birbirine seri bağlı. Peki, birbirine seri bağlı olup olmadıklarını nasıl anlayabiliriz? Bunun için içlerinden geçen akımın aynı olması gerekir. Yine buradan geçen bir akım olduğunu varsayalım. Arada hiçbir kol olmadığından aynı miktarda akım buradan da geçer. Bu yüzden bu ikisi seri bağlı. Seri bağlı dirençlerin eşdeğer direnci, dirençlerin toplamına eşit. O yüzden bunu yazmama gerek yok. Yani 2 artı 8'den buradaki eş değer direnç 10 ohm'a eşit. Aynı şekilde bu iki direnci de 10 ohm'luk tek bir dirençle değiştirebiliriz. Devrenin geri kalanını da aynı bırakalım. Bunu çizerek gösterelim. Akımı düşürme işlemini tamamladık çünkü devreyi tek bir dirence indirgemeye başardık. Yani artık bu noktadaki dirence eşit olan bu iki nokta arasındaki gerilimin 50 volt olduğunu biliyoruz. Bunu yazalım. Bu iki nokta arasındaki gerilim 50 volt. Böylece artık bu eş değer direncin ohm kanununu kullanarak bu dirençten geçen akımı hesaplayabiliriz. Biraz yer açmak için bunları silelim. Ohm kanununu bu kısmı uygulayalım. V değerinin 50 olduğunu biliyoruz. Bu da I çarpı R değerine eşit. Buradaki R de 10. Yani I da 50 bölü 10. Bu da 5 ampere eşit. Yani I değeri 5 amper. Böylece bu devredeki akımın 5 olduğunu bulduk. Burası pozitif, bu tarafta negatif. Yani akım pozitif uçtan negatif uca doğru hareket ediyor ve 5 ampere eşit. Yani bu dirençten geçen akım 5 amper. Ancak soruda bu üç direncin her birinden geçen akım ve gerilimi hesaplamamız isteniyordu. Fakat şu an sadece eş değer dirençteki akımı hesapladık. Peki bunu bu tarafa nasıl aktarabiliriz? Bu kısımdan geriye doğru giderek bunu yapabiliriz. Bu yüzden her aşamayı yazmamız oldukça önemli. Bu kısımdan bu tarafa geri dönersek 10 ohm, 2 ve 8 ohmluk iki direnci ayrılır. Bu dirençler de seri bağlı dirençlerdi. Hatırlarsanız seri dirençlerde akım aynıydı. Yani buradaki akım ne kadarsa bu dirençteki ve diğer dirençteki akım da o kadar olur. Çünkü seri dirençlerde akım aynı kalır. Yani buradaki akımın 5 amper olduğunu bildiğimize göre buradaki ve buradaki akımın da aynı, yani 5 amper olduğunu söyleyebiliriz akımı bildiğimize göre şimdi de Ohm kanununu kullanarak bu dirençlerdeki gerilimi hesaplayabiliriz. Burada akımın 5, direncin de 2 olduğunu biliyoruz. V de I çarpı R değerine eşit. Yani buradaki voltaj 10 volt olmalı. Bunu aynı renkle gösterelim. Yani bu dirençteki gerilim 10 volt. Benzer şekilde bu dirençteki gerilim de I çarpı R yani 5 çarpı 8'den 40 volt olmalı. 10 artı 40 da 50 ettiğinden bunu doğrulamamız mümkün. Çünkü bu noktayla bu nokta arasındaki toplam direnç 50 volt. Şimdi yine bir önceki aşamaya geçelim. 2 ohm'luk direnç için değerleri bulmuştuk. Burada akımın 5 amper, gerilimin de 10 volt olduğunu önceden biliyoruz. Yani bu kısmı hallettik. Peki, burada ne yapmamız gerekiyor? Burada 8 ohm'luk direnç, 10 ve 40 ohm'luk paralel bağlı dirençler olarak ikiye ayrılır. Hatırlarsanız paralel dirençlerdeki gerilim aynıydı. Yani buradaki gerilim diğer taraftaki gerilime eşit. Yani buradaki ve yukarıdaki dirençteki gerilimin 40 volt olduğunu söyleyebiliriz. Bunu da aynı renkte gösterelim. Buradaki direnç de 40 volt. Biraz karışık yazdım. Ancak umarım bu ikisi arasındaki fark görülüyordur. Gerilimi bildiğime göre bu sefer de akımı hesaplamak için Ohm kanunundan yararlanabilirim. Yani gerilimi biliyorsak akımı hesaplayabiliriz. Akımı biliyorsak da gerilimi rahatlıkla hesaplayabiliriz. Buradaki direnç 10, gerilim değeri ise 40. Yani I değeri V bölü R değerine eşit. Bu da 40 bölü 10. Buradan akımın 4 amper olduğunu bulabiliriz. Yukarıda da 40 bölü 40'tan buradaki akımın 1 amper olduğunu söyleyebiliriz. Fark ettiyseniz buradaki 5 amper, 1 amper ve 4 amper olarak ikiye ayrılıyor. 1 artı 4 de 5'e eşit. Bu da bize bulduğumuz sonucun doğru olduğunu gösterir. Her direnç için akım ve gerilim değerlerini bulduğumuza göre sorunun çözümünü tamamlamış olduk. Özetlemek gerekirse, ne zaman devreye bağlı dirençlerin gerilim kaynağı aracılığıyla birbirine bağlı olduğu ve her biri için akımla gerilim istendiği bu tarz bir soruyla karşılaşsak ilk olarak bu dirençleri tek bir dirence indirgememiz gerekir. Daha sonrasında bu tek dirençteki akım ve gerilimi hesaplayabiliriz. Daha sonrasında ise önceki aşamalara geçerek aynı kuraldan yararlanabiliriz. Dirençler seri bağlı olduğunda akımın aynı olacağını bildiğimizden buradaki gerilimi hesaplayabiliriz. Ek dirençler paralel olarak ayrılırsa bu sefer de gerilim aynı olacağından ohm kanunu kullanarak akımı hesaplayabiliriz. Tek bir dirence indirgediğimiz sürece devre ne kadar karışık olursa olsun önceki aşamalarda bu kuralı uygulamaya devam edebiliriz. Ancak tüm adımları yazmak oldukça önemli. Çünkü diğer türlü bunu yapmak biraz zorlaşabilir. Tüm adımları yazıp aradaki tüm alt derveleri çizdiğiniz sürece geriye dönerek akım ve gerilimi hesaplayabilirsiniz.